Efendim Halk Bey'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sağ tarafımda Orhun Kayar. Merhabalar. Sol tarafımda Tuncay Arslan. Merhaba. Bugün gündemdeki oyun haberleri konuşacağız. İlk haberimiz ülkemizi ilgilendiren bir haber. Evet. İlginç bir haber. Tunca sağ olsun geldi önümüze koydu. Sanki çok gizli yerlerden çıkartmış gibi. Pek çok ana akım gazetelerde yer almış, yer bulmuş bir haber. Nedir haber? Hilecilere büyük bir ceza geldi ülkemizde. Hileci derken neyi kastediyorum? Oyunculara hile sağlayan, hile satan sitelere bir yaklaşık 3-4 tane siteye 200 bin lirayı bulan cezalar verildi. Büyük meblağlar. Ya büyük meblağlar, bu meblağları da şöyle belirlemişler. Bu yapan hile satan firmaların hesap hareketlerini incelemişler. Ha, yani ne kadar kazanıyorlar, ne kadar evet, kazanıyorlar. Evet, ona göre vermişler. Düşünün sektörü yani. Evet, bayağı bizim tabii çok fazla hani hem online'da aktif olmadığımız için hile de yapmadığımız için online oyunlarda. Hileden yani kasıt online oyunlar bu arada. Hani eskiden single oyunlarda girdiğimiz o şey şifreler. Sega'nın oyunlarında sol sağ sol zıpla zıpla yapanları 200 bin lira ceza verilmiş. Tutuklayayım. Başta hepimizi götürmeleri lazım zaten. Ben bu hareketin neden olduğunu tam çözemedim. Tabii sonuçta illegal bir iş var. Tabii canım. Evet. Ama internette pek çok illegal işler varken buranın satış yapıyor olması büyük ihtimalle devletin veya ilgili kurumun gözüne takılan şey olmuştur. Hani normalde mesela hile sağlayan ücretsiz yerler var. Atıyorum internette kaçak yollarla bir şeyler seyrettiren yerler var. Ama bu tarz şeylere yaptırımlar genelde çok olmuyor. Bunların banka hesabından herhalde ulaşılabilir olması ve para kazanıyor olmaları burada herhalde daha farklı bir kısma sokmuş için. Biraz zannediyorum Türk oyunlarına yönelik, daha doğrusu Türklerin dağıttığı, Türk firmalarını etkileyen oyunlara yönelik bir yaptırım olmuş. Acaba firmaların burada bir şey var mı? Hani bir hani bakın böyle bir durum var. Hani artık el atın siz de bizde rahatlatmış olursunuz dediği bir durum var. Hatta firmalar acaba yön göstermiştir. Aha bu falan diye. Mümkün. Mutlaka. Mümkün. Yani bir danışmışlardır. Bir bilirkişi vesaire falan ya da en azından davaya getirtilmiştir vesaire. Hani bir danışılmıştır diye gibi geliyor bana. Çünkü şey de var. Hani hiç beklemediğimiz bir haberdir. Hani evet. Bir anda böyle şey öyle bir şey mi olacak şaşırdım ben yani. Ya çok doğrudan firmalara da zarar üreten bir şey olduğu için bu. Sonuç itibariyle oyuncu kaçıyor ya da işte oyuncu kaçmıyorsa bile hani sonuçta. Dengesizlik yaratıyor. Evet yani senin oyununa doğrudan zarar veren bir mesele bu. Ya olumlu ama etkili değil açıkçası. Yani hani şöyle bir gerçek de var. Tamam 200 bin yani şey bu ya. En büyüğünden gidelim hatta. Blizzard Almanya'da hani bot satan bir elemanın tepesine çöktü. Bayağı yani Alman yargısı aracılığıyla vesaire çok büyük olaylar oldu o dönemde. Ya da işte şey vardı. Daha da büyük işte dediğimiz bu korsan şey satan böyle saçma sapan upload siteleri falan vardı ya. 8'e bölersin, upload edersin vesaire falan. Adını unuttum sitenin, şu an aklıma gelmedi. Neyse onun tepesine binildi ama ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Çok yani etkili değil. Yani sadece bununla savaşılmaz hani hack ile. Ama mesela uluslararası sitelerde bayağı şey olay olmuştu. Basında da olay çıkmıştı. Torrent sitelerine yapılan bir anda işte o bindirmeler çok meşhur torrent sitelerinin bir anda kapanması, sahiplerinin işe alınması falan. Evet. Yüksek para cezalarının kesilmesi falan. Bayağı hani dünyada bir korsana karşı büyük savaş veriliyor zaten ama hani Türkiye'de genelde burada faaliyet gösterenlere karşı çok fazla bir şey görmediğimiz için ondan bana bir ilginç geldi. Aynen öyle. Ya, o açıdan evet, ilginç bir yanı var. Bu tarafta da başlamış olması ya bir yandan da olumlu ama yeterli değil. Ben sadece onu demeye çalışıyorum. Pek çok önlem daha da alınması gerekiyor ki çoğunu da aslında oyunu geliştiren tarafın yapması gerekiyor. Yani kanunlarla önüne geçemeyeceğiniz bir durum değil bu maalesef. Evet, değil mi? O noktada öyle bir sıkıntı var. PlayStation Plus'ın fiyatı arttı. Evet. Yani 149 yani 150 diyelim. 150'den 180'e geçecek. Yıllık. Ne zaman? 31 Ağustos. Evet. Yıllık üyelik. Ve Avrupa'da da galiba bu fiyat artışı. Evet. Avrupa'nın elinde bir artış var. Bir Amerika'da yok. O da zaten 2016'da bir artış olmuş. Yapmamışlar tekrar. Orada da $60 yanlış hatırlamıyorsam. Ben en başta şey düşündüm. Acaba hani yerelde bir kur farkından dolayı bir şeyler mi yapıyorlar diye düşünürken genel bir Avrupa'da fiyat politikası arttırılmaya edilmiş. Bir anda böyle bir arttırma millet tarafından bayağı olumsuz eleştirildi zaten. Ve şey de var sanırım yani yine kur farkından ötürü hani bize özel bir fiyatlandırma gibi bir şey olabilir. Yani hani Avrupa'da bir tık daha fazla zam. İşte $60, €60, £50 Türkiye'de 200 küsur liraya denk geliyor ama 180 lira. Hani gene kısmen de olsa hani şey insaflı bir evet, hani artış olduğunu. Yani genel olarak tabii genel yani Türkiye'de olan artıştan ziyade böyle bir artış olmasının sebebi. Yeni sistemlerini biraz daha hani getireceğiz bakın onun karşılığında mı? Başka bir muhabbetten ötürü mü? Ha çünkü realde de bir şey net olarak hani görmeyince insan aynen. Bir anda niye böyle şimdi zamlandı ki diye bir düşünüyor. Her şey zamlanıyor tabii. Böyle bir servis zamlanması olmuş. Artık PlayStation oyuncuları, online oynayan daha doğrusu PlayStation oyuncularının takdirine kalmış ya, bir durum. Hakikaten şey konusunda bir şey görmeden böyle zamların olması gerçekten sinir bozuyor. En azından şey deseler işte PS1 uyumluluk geldi. Bilmem ne oldu, şu oldu. Fiyatı da maalesef arttırdılar desene. Maliyetleri arttı arkadaşlar ondan arttırıyoruz mu dediler acaba onu da bilmiyorum. Belki de. Geçiyorum o zaman bir sonraki haberimize efendim. Bir sonraki haberimiz bir vefat haberi aslında. BioWare'de 9 yıldır çalışan bir tasarımcı, ismini de söyleyelim kendisinin. Corey Gaspur isimli bir arkadaş. Böyle nasıl telaffuz edeceğim diye düşündüm. Kendisi Dragon Age Origins, Mass Effect 2, Mass Effect 3 ve en sonunda da yeni çıkacak Anthem'de çalışıyormuş, tasarımcıymış, vefat etmiş. Buradan hani başsağlığı diyelim sevenlerine. Ailesine.
Şimdi Ubisoft'la ilgili şöyle bir açıklama vardı ya geçen sefer. Hani Ubisoft Red Dead Redemption 2 geç çıkacak diye sevinmişti ya. Benzer bir açıklama Electronic Arts'tan da geldi. bir yerlerine kına yakıp oynamadıkları kaldı adamların yani. Aynen. Ulan dedim ne kadar büyük bir Red Dead Redemption 2 ya. Anlayabiliyorum tabii de bu açıklamaların böyle gelmesi ilginç olmuş. Aynı muhabbet var. Finansal çeyrekte biz RDR2'yi hesaplamıştık. Çıkmayacak olması bizim için daha pozitif. Evet. Bir hava katacaktır. Hani daha böyle güçlü bir çeyrek finansal yıl geçireceğiz diye düşünüyoruz diyor. Hani firmaların bu açıklamaları yapması sizce? Bir de şeyi düşünmek lazım. Bu açıklamaları yapıyor ama hani bir gazeteci, bir basından biri soruyor. Sizce Red Dead Redemption'ın çıkmaması sizi nasıl etkileyecek diye soruyor da mı bunu söylüyor? Yoksa insanları topluyor. Ya soruyor da arkadaşlar Red Dead Redemption yok. Şöyle oldu yaşasın mı diyor. Yok bir muhabbet içerisinde aslında bu bahsi geçiyor. Benim yani çok net hani bu sorunun cevabını araştırmadım ama şöyle olduğunu ben tahmin ediyorum. Yani ilk benim aklıma gelen buydu. Yani sonuç itibariyle kimse sormuyor. Zaten basından hani insanlara soru sorabildiği bir ortamda değildir genelde böyle hani toplantılar. Şey diye yani bunu açıklıyor ki hani bu açıklamanın akabininde sonuç itibariyle hisseleri de artıyor bu şirketlerin. Öyle bir yani hani evet, öyle bir yanı var. Evet doğru bizim hesaba katmadığımız öyle bir yanı var. Öyle bir yanı var. Yani o yüzden yapıyorlar biraz da bunları. İşte dediğim gibi oradaki hisse sahiplerini de teskin edebilmek. Bakın böyle böyle daha da işte yatırım yaptınız. Oh ne de güzel kazanıyorsunuz demeye getirmekle alakalı bir şey yani bu. Hatta birazdan da şeyi de ayarlamakla da alakalı. Hani bir sonraki sene Red Dead Redemption çıkacak. Hani ona da şimdiden hazırlıklı olan. Yani bu sene iyiydi ama önümüzdeki sene falan filan. Yani ona ya bayağı o tarafta yani iş ya business tarafı dönüyor orada. Onunla alakalı tamamen. Olabilir. Ya ben yoksa hani gerçekten Rockstar'ın bayağı değildir yani. Ya ben zaten Ubisoft'tan sonra hani bu yayın üzerine aynı şeyleri konuşmak istemiyorum bir daha. Ama senin dediğin belki de en mantıklıdan bir tanesi. Hani bakın bu yıl daha büyük potansiyel göstereceğiz. Aynen. Hani hacı yatırım yapacaksanız, bir şey yapacaksanız bizim borsada hisseleri alabilirsiniz falan artık. Neyse mevzular adamların. Son haberimiz de crossplay dediğimiz aslında bir olayla alakalı. Minecraft'ın betası başlamış. Hepimizin merakla beklediği haber. Evet. Sonunda geldi. Nedir crossplay? Farklı cihazlardan birbirimizle oynayalım. Mesela Orhun'da telefon var. Evet. Telefondan Minecraft oynuyor. Ben atıyorum Xbox'tan Minecraft oynuyorum. Birbirimizle artık evet. Birlikte oynayacağız. Ben de PS4 var. Ben katılamıyorum size. Evet. Çünkü Sony konsolları hariç. Sony, Microsoft'un biliyorsunuz artık Minecraft Microsoft'un bir ürünü olduğu için Sony bu crossplay olayına girmedi. Sony dışında kalan tüm cihazlarda oynayabiliyorsunuz. Evet, Nintendo Switch'te bile var. Var evet. Mantıklı Sony'nin girmemesi anlayamadım. Hani belki ben isterim açıkçası Sony ile. Kendisi mi istememiş Sony ile? Evet Sony yani istememiş. Sony ile Microsoft kullanıcılarının belki de birlikte oynayabilmesi için ilk adım olabilirdi bu ama Sony biraz herhalde konsol pazarında kendini daha yukarıda gördüğü için ki haklıdır. Pazarda tabii. Daha güçlü durumda şu an Xbox'a göre. Hani o tarafla böyle şey yapmak istemiyor. Çünkü içe geçmek. Çünkü Microsoft'un şey düşüncesi vardı. Açık açık da söylüyorlardı bunu. Sony'nin konsollarıyla aslında bir crossplay fena olmaz. Hani sanki tabii. O mesela atıyorum bende Division var. Sende PS4, bende Xbox One var. Birlikte oynayabiliyoruz gibi. Çok sonuçta, olumlu olurdu da yani. Rekabete de kötü bir etkisi yok. Hani biri klavyeyle biri gamepad'le oynuyor gibi bir durum da söz konusu değil. İki tarafta gamepad'le oynuyor. Ne düşünüyorsunuz bu crossplay ile alakalı? Aslında ben Minecraft'tan ziyade bu crossplay olayının yaygınlaşmasını olumlu buluyor musunuz onu merak ediyorum. Ben olumlu buluyorum. En olumlu bulduğum kısımlardan bir tanesi de Rocket League'di aslında ve az evvel bahsettiğim bir klavyeden oynuyor, bir gamepad'den evet. Oynuyor mevzusunda da hani çok üzerine düşünmemişler. Yani daha doğrusu ama üzerine fazla düşünmemişler. Kötü olarak söylemiyorum bunu. Evet anladım. Yani hani çünkü ama oyun mantığı biraz onun sınırlı yani. Aynen. Ondan dolayı aslında bir artısı var onun. Yani Rocket League'in öyle bir şeyi var. Yani profesyonel düzeyde bile olsan hani illaki bir yerlerde bir topu ıskalıyorsun ve saçma zaman golü yani ona şeydi. Çok üzerine durmamışlardı ve hani güzel de olmuştu. Karşına PSN'den vesaire böyle yazıyordu da zaten PSN'den oynuyor bu falan diye. Hani, güzel duygu evet. Evet yani. Aha beraber oynuyor. Yani bir de şey de var. Daha kolay adam da buluyorsun. Hani, muhakkak. Şey de oluyor yani bakıyorsun ulan adam gamepad'le ne güzel oynuyor deyip belki gamepad'e dönmek istiyorsun ya da işte ulan gamepad'le oynar. Hani, ya kafa biraz açıyor diyorsun. Evet evet. Yani kafa açan bir yanı var ve her şey bir yana. Gerçekten de şey de nasıl diyeyim bizim öyle bir olayımız genelde olmuyor da atıyorum yani ben PC'de oynuyorum bu adam PlayStation'dan oynuyor beraber oynayamıyoruz bunu ortadan kaldırabiliyor olması bile hani pek çok oyuncunun derdini çözüyordu. Ben crossplay öbür olsun türlü biz yani. Ayrı dünyaların insanıyız muhabbet evet, evet, oluyor. Evet. Sen PC'cisin, sen evet. Bilmem nesin. Ya bir de şey de oluyor yani sonuç itibariyle yeni bir arkadaşla tanışıyorsun ama senlerce Xbox'cısın ya da işte PC'cisin, o PlayStation'cı ve hani çok seviyorsun, çok oyun oynamak istiyorsun ama kavuşamıyorsun. Ha, yani. Dramatik bir şey. Bayağı bildiğin. Ya zaten ben de en çok o kısma üzüldüm. Yani o sadece şey değil mesela diyelim ki her şeye sahipsin, tüm platformlara sahipsin ama şey var. Oyun o anda ucuza geliyor. Bir şey buluyorsun. Evet. PS'den ucuza indirimli alıyorsun. Adam diyor ki sonradan ulan bende PS4 var diyor. Çok görmediğim bir arkadaşın ama bende PS4 vardı. Beraber oynardık diyorsun. Hani bunlar hep herkesin başına gelmiştir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlarınızla denk düşemediniz. Veya sırf denk düşmek için daha fazla para harcadınız. Dönemler olmuştur. Şey bile vardır kesin ya. Herkes PS4'te birbiriyle online atıyor diye PS4 alan insanlar var. Eminim gırla vardır var. Yani. Belki de bu yüzden biraz da crossplay olayına hani şey yapmak istemiyordur Sony.
Ya yani nasılsa bizimkiler PS4'te online oynuyor. Arkadaşlarını da ikna edip aldırırız diye. Çok girmek istemiyorlar ama oyuncuların daha keyif alacağı bir durum olacağını düşünüyorum. Sen de olumlu bakıyorsun gördüğüm kadarıyla. Tabii tabii. Böyle şeyler olumsuz asla bakmazsın Tunca. Ben Tunca'ya hiç bakmadım bugüne kadar olumsuz Tunca. Arkadaşlar bugün haberlerimiz bunlardı. Kısa kısa size fırlatalım istedik. Biliyorsunuz çok haberin olduğu bir oyun dünyası döneminde değiliz. Ama yavaş yavaş o döneme geliyoruz. O döneme gelene kadar bu haberlerle güzel güzel kısa kısa muhabbetler edelim istedik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.